Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. Ocak 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili teraziler, Ocak ayı sizin için biraz içe dönme, sorgulama dönemi. Özellikle özel hayatınız, aileniz, yuvanızla ilgili hassasiyetler bu ay gündemde olabilir. Yeni ayla başlıyoruz Ocak ayına. 2 Ocak'ta 12 derece Oğlak burcunda sizin için de çok önemli olan bir yeni ay var. 4. evinizde doğacak. Bu yeni ayın yöneticisi tabii ki Satürn ve Venüs de Oğlak burcunda ay boyunca geriliyor olacak. Bu ay biraz enerjilerin içe döndüğü bir ay. Özellikle güvenlik arayışınız, ailenizle ilgili konular, kaygılar, ev yuva konularında bazı endişeleriniz var. Ebeveynlerinizle ilgili bazı hassasiyetler olabilir, sorumluluklarınız olabilir. Gezegeninizin, Venüs'ün ay boyunca gerilemesi enerji olarak da sizi biraz geri çekiyor aslında. Biraz daha hassas olacağınız, hem psikolojik hem sağlık anlamında daha hassas, kırılgan olabileceğiniz bir aydasınız. Buna dikkat edelim. Kendinize dikkat edin. Bunun yanı sıra işte aile ve ebeveynlerle ilgili konularda da hassasiyetler artabilir. Bazı anlaşmazlıklar, memnuniyetsizlikler olabilir. Bir taşınma konusu, emlak işi, aileye ait varlıklar, toprak, gayrimenkul gibi konularda belki bazı gündemleriniz var. Onların satılması, kiralanması ya da dönüşümleri söz konusu. Ama buralarda bazı gecikmeler var. Ve bunlar da sizi biraz hani endişeli hale getirebilir ayın geneline baktığımızda. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle yeni ay 12 derecede olacağı için Güneş burcunuz, yükselen burcunuz 12 derece ve yakınlarında mı? Eğer öyleyse daha güçlü etkiler alacağınızı, daha önemli olacağını söyleyebiliriz. Bu ay biraz hani hızlı hareket etmemek gerekiyor. Sorgulamak gerekiyor. Yani örneğin bir anlaşma imzalamayın. Ev almak, satmak gibi konular, işte yatırım konuları, taşınma konuları, evlilik özellikle tabii ki Venüs retrolarında evlilik gibi konularda daha dikkatli olmak lazım. Ortaklıklarda da dikkatli ve temkinli olmak lazım. Geçmişle ilgili konular daha fazla gündeme gelebilir. Yani aileyle ilgili belki daha önceden gelen, hani geçmişten gelen bazı mevzular var. Hani bunlar tekrar gündeme gelebilir. Aile kökleriyle ilgili özellikle ilginç şeyler de öğrenebilirsiniz bu ay genelinde. Eski eş, eski ilişkiler ya da çocukluğunuzun geçtiği yerlere tekrar gitmek, oraları ziyaret etmek imkanları. Hani bunun gibi nostaljik etkiler de olabilir, daha hoş etkiler de olabilir. Ama şunu söyleyebiliriz, ay genelinde biraz içe dönük, biraz böyle duygusal ve hassas enerjiler altında olabilirsiniz. Evet, Venüs'ün dışında Merkür de ayın 15'inde gerilemeye başlayacak. Evet, kişisel gezegenlerin gerilemesi tabii ki enerjileri doğal olarak biraz duraklatıyor, yavaşlatıyor ve geriye döndürüyor. Merkür önce Kova burcunda başlayacak gerilemeye 15'inde, 25'inden itibaren ise Oğlak burcuna geçecek. Zihnimizde daha çok bu ay genelinde, yani günlük hayatımızda biraz daha hani eski konuları, yani geçmişteki ilişkileri daha fazla hatırlayabilir. Ya da belki hani ayın 15 ile 25 arasında kovada olacağı için gerileme, nostaljik etkiler, hoş etkiler getirebilir size. Arkadaşlarla karşılaşabilirsiniz. Onlarla görüşme imkanınız olabilir. Okul arkadaşları, iş arkadaşları, belki uzun süredir özlediğiniz ama görüşemediğiniz bazı yakınlarınızla görüşme imkanınız olabilir. Bazı hobilerinizle ilgilenme imkanınız olabilir. Bunlara fırsat yaratabilir ama ayın son haftasında 25'inden sonra Oğlağa doğru gerileyecek Merkür. Bu sefer Venüs'ün yanına gelecek. Yani tamamen aile, yuva alanları, özel hayatınızla ilgili konularda zihniniz daha çok sorgulama içerisinde olacak. Biraz daha ciddi olmanız gereken, daha dikkatli olmanız gereken bir dönemi hatırlatıyor. Ve ayın geliyoruz 18'ine. 18'inde Ay Yengeç burcunda Dolunay fazında 27 derece Yengeç burcu dolunayı çok güçlü bir dolunay. Plüto ile karşıt açıda olacak. Öncü bir burç olduğu için sizin için de çok güçlü bir dolunay. Ve haritanızın en önemli evinde, 10. evinde meydana geliyor. Bu dolunay aslında süreçli olan bazı konuları tabii ki aydınlatabilir. Aileyle ilgili konular, ev yuva konuları ya da işiniz, kariyerinizle ilgili konular, gelecekle ilgili hedeflerinizde bir şeyler aydınlanabilir, görünür hale gelebilir, bazı sırlar da ortaya çıkabilir veya hani güçlü dönüşümlerle karşılaşabilirsiniz. Yer değişiklikleri, ayrılıklar, işten ayrılma ya da yeni bir yere taşınma, aileyle ilgili bazı gündemler, ebeveynlerin sağlıkları veya onlarla ilgili daha ciddi durumlar.
Duygusal olarak sizi etkileyebilir bu dolunay. Üzerinizde baskı yaratabilir, hassasiyetler yaratabilir. Evlilik ve yuva konularında ve özel ilişkilerinizde de tabii ki daha hassas ve kırılgan etkiler altında olabilirsiniz. Ama bir yandan da gelecekle ilgili duyduğunuz endişelerin, hani belirsizliklerin netleşmesi de mümkün. Dolunayın genel etkileriyle beraber. Yengeç tabii ki bizim en temel ihtiyaçlarımızla ilgili. Yani yuva konuları, aile konuları, yakınlarımızın beslenme, barınma gibi, güvenlik gibi en temel ihtiyaçları Yengeç burcu ile ilgilidir ve bu dolunay aslında kişisel olduğu kadar toplumsal alanlarda da bu alanlardaki hassasiyetleri, endişeleri, kaygıları, memnuniyetsizlikleri, yetersizlikleri biraz daha gündeme getirecek ve bunun bizim üzerimizdeki duygusal baskıları da tabii ki daha fazla olacak. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. 27 derece ve yakınlarında Güneş burcunuz ya da yükselen burcunuz var mı? Varsa bu dolunayın sizin için bu bahsettiğim etkileri çok daha güçlü ve dönüştürücü olabilir sevgili teraziler. Mars ayın büyük bölümünde yay burcunda olacak 25'ine kadar. Mars neredeyse enerji oradadır. Ayın 25'ine kadar Mars 3. evinizde olacağı için yani genel olarak enerjinizi yine yakınlarınızda olup bitenleri harcadığınızı söyleyebiliriz. Ailevi konular, işte kardeşlerle ilgili mevzular, belki hani görüşmeler, ziyaretler, ufak bazı seyahatleriniz olabilir. Şehir içi de olsa gidip gelmeler olabilir. Yazışmalar, görüşmeler, haberleşmeler olabilir. Eğitimle ilgili konulara enerji harcayabilirsiniz. Mars yaydayken. Eğer mesleğiniz bu alandaysa daha aktif olabileceğiniz bir dönemdesiniz. Yine ticari bazı aktivitelerde de hareketlilik söz konusu. Ancak yakınlarınızdaki kişilerle ilişkilerde zaman zaman agresyon oluşabilir. Hani kardeşlerle bazı anlaşmazlıklar, işte komşularla bazı fikirsel çatışmalar olabilir. Bunları da iyi yönetmeniz gerekiyor ayın genelinde sevgili teraziler. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astrolojiyle ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.